Hatay çiftçisinin adeta sahipsiz bırakıldığını savunan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Güneydoğu'da çiftçi borçlarına getirilen yapılandırmanın Hatay çiftçisine de uygulanmasını istedi. CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, ülkemiz çiftçisinin dünyadaki rakipleriyle eşit şartlarda rekabet etme olanağından gün geçtikçe uzaklaştırıldığını öne sürerken, mazot, gübre, ilaç, tohum, sulama gibi üretim sürecinin olmazsa olmaz giderlerinde artan fiyatların ülkemiz çiftçisinin giderek daha fazla borçlanmasına ve tarlasını, traktörünü ipotek etmesine neden olduğunu kaydetti. Gelinen süreçte üretim girdi maliyetlerinin nihai ürün satış bedellerinin çok üstüne çıktığını ifade eden Milletvekili Akgöl, bu tablo ortadayken çiftçi alışkanlıkları gereği üretim yapmaya devam etmektedir. Ticari anlamda emeğinin karşılığını alamadığı gibi de zarar etmektedir. Özellikle son aylarda akaryakıt fiyatlarının sürekli artan bir seyir izlemesi çiftçiyi adeta kaçak mazot kullanımı için devlet eliyle teşvik etmektedir. Geçtiğimiz sezon 1 kilogram pamuğun maliyeti 1.7 TL idi. Bu sezon 1.91 TL'ye ulaşmış gözüküyor. Başta gübre, faizler, mazot ve tarla kiraları maliyeti arttıran temel faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda siz üreticinin mutlu olduğundan bahsedebilir misiniz? En liberal politikalar pamuk sektöründe uygulanmaktadır. Pamukta gümrük vergisi yok. Artık dünya fiyatları ile büyük farklar oluşunca müdahale alım sisteminin devreye girmesi gerekiyor ki ülkemiz üreticisi ayakta kalabilsin. Bunu yapmadığınız takdirde bugüne kadar olduğu gibi kendi üreticinizi değil de ABD'li pamuk üreticilerini desteklemeye devam edersiniz. Birim fiyatları her yıl üretim maliyetleri ve enflasyon oranında arttırılmalıdır diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer tüm bankalara olan tarımsal kredi borçlarının, sulamada kullanılan elektrik borçlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının yeni bir ödeme planına bağlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinden alınan KDV oranının düşürülerek üreticinin tarlasını rahatça sulaması için hükümetin ivedilikle bir çalışma yapması gerekmektedir diyen CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi özelleştirme sonrası Güneydoğu'daki elektrik abonelerine borçlarını yapılandırmaları durumunda faiz ve gecikme bedellerini almayacaklarını açıklamıştır. Buna benzer bir uygulamanın bölgemizde de hayata geçirilmesi gerekmektedir, dedi.